Arkadaşlar idrarınızda kan var. Yani eritrosit var. Bu ne demek? Bunu size kısaca anlatayım. Şimdi idrar tahlili yaptırdınız. İdrarınızda böyle ya eritrosit ya RBC şeklinde yazılır. Bu nedir? Kan, eritrosit demek. Şimdi normalde kadınlarda HPV denilen bir alan var idrar testinde. Bu büyük büyüme alanı demek. Burada 3 ya da 5 adete kadar eritrosit normal kabul edilir. Erkeklerde normalde eritrositin idrarda olmaması lazım. Yani sıfır olması lazım arkadaşlar. Şimdi mesela idrarda eritrosit ya da RBC diyelim 5'in üzerinde çıktı. Bu ne demek? Bu sizin idrarınızda bir kan kaçağı var demek. Yani eritrosit var demek. Yani bunun nedeni çok. Genellikle bunlar iyi huylu nedenler arkadaşlar. Nedir? Mesela çok ağır egzersiz yaptınız diyelim o gün. Ondan sonra idrarda eritrosit görülebilir. Ya da idrar yolunda böbreklerde, mesanede, üreterde bir enfeksiyon vardır. Veya yine böbreklerde, mesanede bir nedir? Taş vardır. Veya kullandığınız kan sulandırıcı ilaçlar, işte aspirindir, kumadindir veya kan hastalıkları, hemofilidir, böyle kanamayı arttıran hastalıklar olabilir. ITP gibi hastalıklar olabilir. Veya ne olabilir? Kas travması ya da böbreklerinize bir travma almış olabilirsiniz. Onun dışında orak hücreli anemi gibi böyle nadir durumlarda ya da işte polikistik böbrek hastalığı gibi durumlarda ileride kan yani eritrosit görülebilir. Ve bir de ne olabilir? Tümörler, özellikle böbrek tümörü, mesane tümörü gibi. Bunlar tabii biraz daha ciddi durumlar ve genellikle yaşlarda oluyor bunlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi genellikle iyi huylu durumlarda idrarda eritrosit görülür. Tabii bunun miktar da önemli. Özellikle kadınlarda adet döneminde idrar verilirse çok fazla eritrosit yani kan görülür. Bunun çok fazla önemi yok çünkü normaldir zaten. Adet döneminin dışında kan vermek lazım. Onun dışında dediğim gibi idrarda kan, eritrosit ne kadar çoksa tabii bunu araştırmak lazım. Biraz daha ciddi durumlar olabilir ama genellikle iyi huylu durumlarda olur. İşte demin saydım nedir? Kullandığınız ilaçlar, kan hastalıkları veya ağır egzersizler veya idrar yollarında bir enfeksiyon, taş gibi durumlarda olur. Evet, eritrosit bu arkadaşlar. İdrarda RBC ya da eritrosit olarak belirtilir. Ana nedenleri bu, bunlar. Yine bununla ilgili sorunuz varsa veya başka bir testle ilgili videonun altından bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.